Hoş beşle acı kahvemizi içtik. Hatır sahibi olduk. Gelelim asıl mevzuya. Hürrem'i kim aldı? Murat denen lokali bana geri verecek. Mahalleyi terk edecek. Bu bir. Tekne sahipleri çalışmak için zorlanmayacak. Baskı yapılmayacak. Bu iki. Eğer dediklerimi verirseniz öğrenirsiniz. Diyelim ki dediklerin olmadı. Ben seni sorguya çekip eze eze konuşturamam mı sanıyorsun? Kendi mekanınıza ayağıyla gelmiş adama yapacağınız muamele buysa, o sizin kendi tihniyetinize kalmış. Benim mahalleye attığın adamlarla karıştırma. Dilim dilim doğrasan konuşmam. Çok şey istiyorsun. Lokal senin hakkındır. Hakkını alacaksın. Ama teknecilerin, kaptanların hamisi değilsin. Ha. Yok, eğer hamisiyim diyorsan öyle olduğunu yüreğinle, bileğinle ispatlayacaksın. Öyle ya da böyle benim oğlum oraya girmiş. Oğlum demek, ben demek. Tatar'ın girdiği işten zorla çıkartıldı bu alemde nerede görülmüş? Sen nasıl çıkaracaksın? Zorla değil. Pazarlıkta. Hürrem'i istiyorsanız şartlarım bunlar. Hürrem'i devlet aldı. Sen nereden bileceksin kimin aldı? Devlet değil, derin devlet. Nasıl çektin sen bu fotoğrafı? Kime çalışıyorsun sen? Fotoğrafa dikkatli bak. Ben de varım. Askerliğini sahil güvenlikte mi yaptın? Bu adam özel kuvvetlerde. Hayır. İstihbaratçı. Yanındakiler de operasyonu yapan özel tim. Adını biliyor musun? Böyle adamların 40 tane adı vardır İskender. Bize adı değil, eşkali lazımdı. Onu da bu delikanlı getirdi. Sözüm söz. İstediğini alacaksın. Buranın kapısı her zaman sana sonuna kadar açıktır. Adın Ömer demiştin değil mi delikanlı? Bu adı unutma İskender.